Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait birlikler ile bölgenin asli sahipleri olan Suriyeli kardeşlerimizden oluşan Özgür Suriye Ordusu unsurları adım adım Afrin'i kontrol altına alıyor. Son birkaç yılda 5000 tır ve 2000 uçak dolusu silahla donatılan terör örgütünün son mensubu da etkisiz hale getirilene kadar bu operasyon devam edecektir. Bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun gereği olarak bölgeyi adı ister DAEŞ olsun, ister PKK veya onun uzantıları olsun hiç fark etmez. Tüm terör örgütlerinden arındırmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Sınır güvenliğimiz elbette önemlidir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine kasteden sınır ötesi tehditler elbette önemlidir. Ama biz Suriye'deki Arap, Türkmen ve Kürt kardeşlerimizin güvenliğini, huzurunu, refahını ve geleceğini en az kendimizinki kadar önemli görüyoruz. Bir önceki buluşmamızda muhtarlarımıza artık gözümüzün içine bakıla bakıla bize yalan söylenmesine tahammül etmek zorunda değiliz demiştim. Nitekim kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine bakarak bu operasyonu başlattık. Tabii birileri hemen fitne kazanını kaynatmaya başlattı. Bizim sınır güvenliğimizi sağlama ve Suriye'yi yıllardır ülkemizde misafir ettiğimiz kardeşlerimizin geri dönebilecekleri emin bir yer haline getirme gayretlerimizi çarpıtmaya çalışanlar dört bir koldan saldırıyor. Kimi terör örgütlerine yönelik olduğu gün açık ve net ortadayken bu operasyonu Afrin'deki Kürt kardeşlerimize karşı gibi göstermeye, kimi bizi Suriye'yi işgalle suçlamaya çalışıyor. Biliyorsunuz Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bini aşkın DAEŞ'liyi ve yüzlerce PYD, YPG'liyi etkisiz hale getirdik. O zaman da bize benzer suçlamalarda bulundular. Ama şimdi teröristlerden arındırılmakla kalmayıp altyapısıyla, eğitimiyle, sağlığıyla, tüm belediye hizmetleriyle ayağa kaldırdığımız Errai, Cerablus, Elbap arasındaki 2000 kilometre karelik alana 100 bine yakın kardeşimiz geri dönüp normal hayatını sürdürmeye başladı. Acaba şu anda Suriye'ye saldıranlar bunları görmüyor mu? Terör örgütlerine bu destekleri verenler bunları görmüyorlar mı? Şimdi biz diyoruz ki Afrin'de de aynısı olacak. Önce teröristlerin kökünü kurutacağız, sonra da orayı yaşanabilir hale getireceğiz. Kimler için? 3,5 milyon benim ülkemde şu anda misafir ettiğimiz Suriyeliler için. Tekrar onları topraklarına, ana vatanlarına geri göndereceğiz. Sürekli olarak böyle çadırda veyahut da konteynerlerde veyahut da buldukları yere herhalde iskan edecek halimiz yok. Kardeşlerim, biz bu gerçeklerle yıllardır yüzleştiğimiz için aslında kimin nerede durduğunu gayet iyi biliyoruz. Dikkat ederseniz DAEŞ bahanesiyle Afrin'i terör koridoruna dahil etmek isteyenler bugün DAEŞ'lılarla birlikte ülkemize karşı açık net savaşıyorlar. Bölücü örgüt güya hapishanelerde tuttuğu DAEŞ'lıları bize karşı beraberce savaşmak üzere salıvermiş. Çünkü bunların birbirinden farkı yok. Al PYD'liği, vur DAEŞ'a. Al YPG'liği, vur DAEŞ'a. DAEŞ KPC'ye. Hiç birbirinden farkı yok. Hepsi birbirinin aynı.
O da terörist, o da terörist. DAEŞ da PYD, YPG tıpkı bir madalyonun bunlar iki yüzü gibi. Aynı senaryoda farklı roller üstlenmiş, aynı amaca hizmet eden terör örgütleridir. Her iki örgütün de ipini elinde tutanlar işlerine geldiğinde birini, işlerine geldiğini ötekini ne yapıyor? Öne sürüyor. Nitekim Rakka'da kuşatılıp kolayca imha edilebilecek olan DAEŞ'lılar kamyonlarla oradan çıkartılarak çeşitli bölgelere ne yapıldı? Dağıtıldı. Bunların bir kısmının da ülkemize yönelik eylemler için rezervde tutulduğunu da gayet iyi biliyoruz ha. Bunlardan haberdarız. Afrin'e yaptığımız operasyon aynı zamanda işte bu rezervin bir kısmını da ortadan kaldırmaya yöneliktir. Allah'ın izni, milletimizin feraseti, güvenlik güçlerimizin becerisiyle biz bu DAEŞ belasını öyle veya böyle kendimizden uzak tutarız. Ama aynı şeyi yıllardır bizim mücadelemizi engellemek için adeta ellerinden gelen her şeyi yapan diğer ülkeler yapabilir mi? İşte onu bilmiyoruz. Bu ülkeler daha düne kadar bizim kimlik bilgilerini verdiğimiz teröristleri bile kontrol altında tutmayı beceremeyip kanlı eylemlerle çok açık net bu tür eylemlere maruz kalmışlardır. Şimdi çok daha profesyonel, çok daha gözü kara, çok daha vahşi teröristlerle muhatap olduklarında neler yapacaklarını hep birlikte göreceğiz. İşte dost Almanya, bakınız yolcularımız Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yapıyorlar ve orada PKK terör örgütü oradaki kardeşlerimizi havalimanında alıyorlar, tekme tokat, ellerindeki sopalarla, çeşitli araçlarla dövmeye yöneliyorlar ve Alman polisi izliyor, seyrediyor. Böyle güvenlik olabilir mi? Bu senin en güvenli olduğun yer. Neresi? Havalimanı. Havalimanında bu yapılıyor, bunlara müdahale yok. Nereye kadar? Nasıl olacak bu? Söylediğimiz zaman da ya ama doğru değil ha. Olmuyor ha. Biz bu gördüklerimize sessiz mi kalalım? Bugüne kadar zaten hep bunları yuttuk, yuttuk, yuttuk. Hep söylenen şey işte yargı var. Hukuk var. Tamam da ya bu nasıl yargı? Bu nasıl hukuk? Oradaki yolcunun yol güvenliği yoksa sen nasıl devletsin sormazlar mı? Bizde böyle bir şey olduğu zaman hemen ayağa kalkıyorsunuz. Kusura bakmayın. Biz bu gerçekleri de söyleyeceğiz. Bakınız Kobani'de özellikle Aynel Arap'tan kaçarak hükümetimize ve ülkemize sığınan yüz binlerce kardeşimiz bölge DAEŞ'ten temizlenmiş olmasına rağmen evlerine geri dönmüyor. Topraklarımızda yaşamayı sürdürüyor. Niçin biliyor musunuz? Çünkü belki görünüşte DAEŞ gitti ama oraya bir başka terör örgütü çöreklendi. Yüz binlerce insan canından, malından, namusundan, geleceğinden emin olmadığı için evlerine geri dönmüyor. Beklemeye devam ediyor. Eğer birilerinin iddia ettiği veya göstermeye çalıştığı gibi güya haklarını savunduğu insanlara dahi güven vermeyen bu örgütün gerçek yüzünü görmek, bilmek için daha başka neye ihtiyaç vardır? Kardeşlerim, bunlar barbar. Bunlar katil. Bunlar hırsız. Bunlar ırz düşmanı. Bunlar bölgemizin maruz kaldığı postmodern Haçlı Seferi'nin yeni işbirlikçileri. Bölücü terör örgütünün Suriye'de ele geçirdiği yerlerde
hakimiyet kurmak için Arabından Kürdüne ve Türkmenine kadar on binlerce kişiyi bizzat öldürdüğünü veya beraber çalıştığı güçlere bombalatarak katlettirdiğini bilmeyen mi var? Kendilerine karşı çıkan herkesi DAEŞ'li gibi gösterip yaşadıkları yerlerin koordinatlarını verdikleri güçlere öldürtenlerin Suriye için, bölgemiz için hayırlı niyetleri olması mümkün mü? Elinde on binlerce çocuğun, kadının, yaşlının, masumun kanı olan bu örgütü destekleyip Türkiye'yi işgalci diye itham edenlerin bırakın Kürtçülüğünü, bırakın sosyalistliğini, insanlığından şüphe ederim. Kardeşlerim, aslında biz Afrin'de aynı zamanda tüm insanlığın düşmanı bir zihniyetle de mücadele ediyoruz. Bunu görecekler. Bunun ispatı olacak. Ateş altındaki sivillerin tahliyesini engelleyen, kadınları, çocukları, yaşlıları canlı kalkan olarak kullanan bu zihniyet, Çukur eylemlerinde ve Fırat Kalkanı harekatımızda da karşımıza çıkmıştı. Biz 13-15 yaşındaki çocukları, dünyadan haberi olmayan yaşlı kadınları ellerine silah tutuşturarak fotoğraflar yayınlayan, kendisi lokmaya muhtaç garipleri haraca bağlayan bir örgütü tepelemeye çalışıyoruz. Dünyada insan hakları adına özgürlükler adına çocukları ve kadınları müdafaa adına çalışan ne kadar sivil toplum kuruluşu, ne kadar devlet varsa hepsini de bu mücadelesinde Türkiye'yi desteklemeye davet ediyoruz. Zeytin dalı operasyonu. Zeytin bizim inancımızda çok kutludur. Ve vettini ve zeytun burada Allah tin helvası ile zeytine yemin ediyor. Onunla başlayan bir sure. Ve bu aynı zamanda özgürlüklerin de müjdecisidir. Özgürlüğün bir ifadesidir. İşte biz de bu zeytin dalı olarak bunu kullanırken dedik ki toparlayalım, kucaklayalım ve böyle bir özgürlük adımını atalım. İşte bu bir samimiyet testidir. Gerçekten terörizmle mücadeleyi ve insan haklarını savunanlarla bu kavramları istismar ederek kendi projelerini hayata geçirmeye çalışanların ayrımını bu süreçte hep birlikte çok daha iyi yapacağız.